Merhaba arkadaşlar. Bugün Atatürk dönemi Türk dış politikası. Yani LGS'deki 6. üniteyi işleyeceğiz beraber. İlk konumuzda yabancı okullar konusu. Sekizler bu konuya daha fazla dikkat etsin. Çok fazla soru gelmese de dış politikamızda önemli yer tutar güzel arkadaşlar. Hemen bir bakalım yabancı okullar sorunu nasıl çözülmüş? Atatürk dönemi Türk dış politikası yani 1938 Atatürk'ün ölümüne kadarki olan dış politika artı 1939 Hatay'ın ana vatana katılmasında işleyeceğiz. Hemen bakalım yabancı okullar sorunu nasıl çözülmüş? Yabancı okullar sorununun kimle olduğunu bileceğiz öncelikle. Fransa ile sorun oldu. Peki neden Fransa ile ilgili sorun oldu yabancı okullar? Arkadaşlar o dönemde Fransa'nın bir sistemi var. Nedir hocam bu sistem? Fransa genelde insanların kültürlerini etkiliyor. Yani geçiyor içeride yabancı okullar açıyor ve burayı böyle çok güzelmiş gibi gösteriyor. Fakat kültürel anlamda insanları yozlaştırıyor. Bir müddet sonra da neye neden oluyor? İnsanlar artık kendini Fransız gibi hisseden günümüzde Cezayir, Fas, Tunus gibi insanlara dönüşüyor. Pekala hatta bunun içinde en büyük örneği futbol izleyen ya da bilen birinizleri varsa şey yapabilir. Fransa milli takımına bakın arkadaşlar Fransız oyuncu sayısı çok az. İşte küçük yaştan eğitimle beraber insanları etkisi altına alıyor. İşte bizde bu olmasın diye Mustafa Kemal ne yaptı? Fransa ile yabancı okullar sorununu yaşadı. Ve zaten zamanında tevhid-i tedrisat kanunu ile tevhid-i tedrisat ne yapmıştık? Eğitim ve öğretimi birleştirmiştik. Hemen burada da birleştirelim. Eğitim ve öğretim birleşti. Eğitim ve öğretim. Ya hocam eğitim ve öğretimin ne olduğunu biz bilmiyoruz. Arkadaşlar bakın burada anlatılan bilimsel yani bilgiler, deney ve gözleme dayalı bilgiler öğretime girer. Peki eğitim nedir? İşte arkadaşım yapma, arkadaşım sınıfa geç kaldığın zaman ne demelisin? İşte geç kaldığım için özür dilerim. Lavaboya gidebilmek için ne yapmalısın? İzin istemelisin şeklindeki işler de eğitim. Biz bunları birleştirmiştik. Tevhid-i tedrisatta işte yabancı okullar kanununda da dış politikada şöyle bir karar aldık güzel arkadaşlar. Artık Türkçe, bak şimdi Türkçe, tarih ve coğrafya. Coğrafya derslerine Türk hocaların girilmesi kararı alındı. Türk hocalar girecek. Neden biliyor musunuz özellikle bu dersler? Çünkü matematikte Fransız bir hoca girse de yabancı bir okulda sıkıntı olmayabilir. Ya da İngiliz bir hoca biyoloji dersine girse sıkıntı olmayabilir. Çünkü onlar kültürel değerleri çok yüksek dersler değil. Onlar daha çok bilimsel. Ama bu dersler Türkçe, tarih ve coğrafya gibi dersler kültürel değerleri ortaya koyduğu için ve bizim ülkemizde eğer ki bu okullar açık kalacaksa bu derslere Türk hocaların girmesine karar verildi. Peki devam ediyorum başka. Bir de yabancı okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandı. Bu sayede yabancı okulların açık kalabilmesine ne yapıldı? İzin verildi güzel arkadaşlar. Pekala hemen bu tarafa geçtim. Başka hocam nüfus mübadelesi. Hocam mübadele ne demek? Öncelikle mübadelenin karşılıklı göç olduğunu şöyle bir yazalım. Karşılıklı göç. Pekala hangi ülkede yaşandı hocam? Bakın arkadaşlar bunlar anahtar kelimedir. Yabancı okullar diyorsa Fransa'yı aklından onu çıkartmayacaksın. İşte nüfus mübadelesi diyorsa Yunanistan'ı aklından ne yapmayacaksın? Çıkartmayacaksın. Yunanistan ile sorun dedi. Peki ne oldu hocam? Şimdi savaşlar bitti. Bizim ülkemizde Rumlar var. Onların ülkesinde yani Yunanların ülkesinde sınırları içerisinde yaşayan Türkler var. Ama oradaki Türklerin sayısı örnek veriyorum 3 ise bizim burada yaşayan Rumların sayısı 300. Karşılıklı bir göçte ya sorun yaşayacak olan taraf Yunanistan olur. Buna rağmen oradaki Türklerin haklarının yenmesi, evlerinden alıkonulması, işte vergilerin çokluğu gibi sebeplerle biz bir sorun yaşadık ve dedik ki tamam kardeşim karşılıklı o zaman siz oradaki Türkleri yollayın biz de buradaki Rumları yollayalım. Ama şöyle bir sıkıntı oldu. Bizim burada çok fazla Rum var. O zaman şöyle dedik.
Türkiye'deki Rumlarla ama burada bir parantez açacağım. İstanbul'daki Rumlar hariç, İstanbul'dakiler hariç, tekrar ediyorum. Yunanistan'daki Türkler, ama buraya da bir parantez açacağım. Batı Trakya'dakiler hariç. Yani güzel arkadaşlarım, belirli bölümleri kapatmışız. Diğer geriye kalan bütün Türkler ve Rumlar ne yapıyor? Yer değiştiriyor. Batı Trakya'yı da yazalım. Batı Trakya'da hariç diyelim. Ne dedik? Karşılıklı Türk, Yunan ya da Rum'la diyebilirsiniz. Rum'la Yunan aynı güzel arkadaşlarım. Göçü yaşandı. O yüzdendir hatta günümüzde mesela bakın iki şeye açıklık getireyim. Mesela Yunan göçmeniyim dediği zaman bir arkadaşım, siz ona aa işte biz Yunan nasıl sizi denize döktük, ha şöyle yaptık böyle yaptık gibi şeyler söylemek çok yanlış ve ayıp olur güzel arkadaşlar. Peki niye? Onlar Türk olduğu için gönderildi bu tarafa. Zaten Yunan olsalardı orada kalırlardı değil mi? Göndermezdi Yunanistan. Pekala. Bizim de ülkemizde Konya'da, Adana'da, Kayseri'de, Erzurum'da neden Rum sayısı çok az, yok denecek kadar az? İşte zamanında gönderdiğimiz için güzel arkadaşlar. Ama bakıyorsunuz İstanbul'da hala Rumlar rahatlıkla yaşayabilmekte. Pekala. O zaman bu nüfus mübadelesi ve şunların da altını çizmek istiyorum şu şekilde. Hangi ülkelerde yaşandığı bizler için önemli. Bir şey fark ettik mi? Atatürk dönemi dış politikasında, Türk dış politikasında yani işler istediğimiz gibi çözülüyor. Bak bu önemli çünkü biz Sevr'den bu tarafa geldik. Birçok kapitülasyondan vesaireden bu tarafa geldik ve şu anda işleri kendi isteğimiz doğrultusunda yapabiliyoruz. Pekala. Geldik Musul sorununa. İşte burada birazcık kendi isteğimiz dışında bir şeyler yapacağız gibi duruyor. Bakalım Musul'un öncelikle nerede olduğunu bilelim güzel arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti haritasını açtığınız zaman ya da gözleri kapatıp gözünüzün önüne getirdiğinizde en doğuda güzel arkadaşlar, en doğuda yani sınırımızda. Peki ne oldu hocam? Arkadaşlar biz Musul'u alacaktık. Biz ordumuz hazırdı. İngiltere ile yaşandı bu arada. Bu sorunu da hemen hatırlatalım. İngiltere ile yaşandı. T ile yaşandı. Peki hocam ne oldu? Alamadık mı biz? Günümüzde zaten olmadığı için buradan da mantık yürütebiliriz. Alamadık güzel arkadaşlar. Alamadık demeyelim aslında. Şöyle biz orduyu hazırlamıştık. Musul üzerine de harekete geçecekti Mustafa Kemal. Fakat bakın tekrar ediyorum. Şöyle bir Türkiye haritası çizdiğimi varsayalım şöyle. Mesela Musul şurada ya. Atıyorum bak şurası Musul olsun. Biz ordumuz da şuradan hareket edecektik. Şuradan. Ama bu bölgelerde ne var? İşte hiç beklemediğimiz bir isyan güzel arkadaşlarım. Şeyh Said isyanı. Zaten güzel arkadaşlar Şeyh Said isyanı bu arada ödüllü de bir soru soralım. Eğer ki bu soruyla doğru cevaplayanlar benim Instagram adresimden yazabilirler bana. Şeyh Said isyanını bastırmak için hangi kanun çıkarılmıştır? Tekrar ediyorum, Şeyh Said isyanını bastırmak için hangi kanun çıkarılmıştır? Cevapları da sizden bekliyorum. Hemen devam edelim o halde. Şeyh Said isyanı dolayısıyla diyelim, dolayısıyla İngiltere ile 1926. Bakın hocam hiçbirine tarih vermediniz. Buna tarih verdiğiniz sebebi nedir arkadaşlar? Çünkü bir tane daha Ankara antlaşmam vardı. Ankara Antlaşması'yla. Çünkü 1921 Ankara Antlaşması da vardı. Bu 1926 Ankara Antlaşması. 1926 Ankara Antlaşması ile Musul İngiltere hakimiyetindeki Irak'a bırakıldı.
Ama tabii ki hocam dümdüz vaz mı geçtik? Hayır. Bizi aslında küçük bir kandırmacaya uğrattılar diyebiliriz. Dediler ki Musul petrollerinin, biliyorsunuz Musul Kerkük petrolleri dünyada çok önemli petrol rezervlerinden bir tanesidir. Musul petrollerinin, hemen şöyle söyleyelim, petrollerinin %10'u 25 yıllığına Türkiye Cumhuriyeti'ne bırakılacak. Size bir sır vereyim, bilin bakalım Türkiye'nin o dönemki İngiltere'ye olan dış borcu ne kadar? Ben söyleyeyim siz söylemeden, tam buna denk geliyor arkadaşlar. Yani Musul, sizden sadece isteğim şudur, Musul sorunu dediğim zaman aklınıza gelecek 2-3 şey var. Bir, İngiltere'de yaşandığı unutmayın. İki, Şeyh Said isyanı yüzünden kaybettiğimizi unutmayın. Üçüncüsü ise güzel arkadaşlarım, Irak'a bırakıldığını unutmayalım deyip hemen şu küçük alanlarda neye devam edebiliriz? Dış borçlar sorununa. Bakalım şimdi Osmanlı Devleti gitti. Onun yerine gelen Türkiye Cumhuriyeti yeni kurulan bir devlet olmasına rağmen artık dış borçlarını ödemek zorunda. Peki kimin dış borçlarını? Osmanlı'nın arkadaşlar, savaş bitmeden evvel birçok borcu vardı. Bakalım o borçları nasıl ödeyeceğiz? Dış borçlar kanunu ya da kanununu söylemeyelim, dış borçlar sorununa bakalım. Pekala. Arkadaşlarım şöyle söyleyeyim. Öncelikle birer tane örnekle başlayalım. Diyelim ki üç kardeşi olan bir arkadaşımız olsun. Üç kardeşler bunlar. Babaları vefat etti ve babalarından toplamda 30 TL para kaldı. Bu parayı nasıl bölüşürler? Duyar gibiyim, 10, 10, 10 diyorsunuz. Evet arkadaşlar, 10, 10 bölüştüler. Peki, diyelim ki bu babanın 30 lira borcu var başkasına. O zaman baba öldükten sonra bu borcu kardeşler nasıl ödeyecek güzel arkadaşlarım? Yine 10, 10, 10 ödemeleri lazım. En büyük kardeşin bütün borcu üstlenmesine gerek yok. Ama işte bu da devletler arası münasebetler de hemen hemen insanlara benzer güzel arkadaşlar. Şöyle, Osmanlı bir babaydı ve vefat etti. Ondan kalan az önce örnek verdiğim gibi 30 lira dış borç. Hani 30 lira farazi öylesine örnek bir rakam bilginiz olsun. 30 lira dış borç diyelim. Şimdi herkes diyor ki sen ödeyeceksin Türkiye diyor. Çünkü sen Osmanlı'nın devamısın. Türkiye ise nasıl yaklaşıyor bu mevzuya? Diyor ki Osmanlı'dan ayrılan her devlet yüz ölçümünce, yüz ölçümü kadar, hani yani büyüklüğü kadar güzel arkadaşlarım ne yapacak? Osmanlı'dan kalan borçları üstlenecek. Kalan borçlar pay edildi. Pekala. Hocam peki Türkiye Cumhuriyeti'ne kalan borçlar ne oldu? Son Osmanlı'dan kalan borçların son dış borcunu şöyle onu da yazayım. Osmanlı'dan kalan son dış borcu 1954 yılında Türkiye Cumhuriyeti bitirdi güzel arkadaşlarım diyerekten Türk dış politikası, Atatürk dönemi Türk dış politikasının yarısına gelmiş bulunmaktayız. Şöyle çekileyim, not almak isteyen arkadaşlarım olursa yazımın çirkinliğini idare ederekten ne yapabilir? Anahtar kelimelerin notlarını yazabilir.